Samsun'dayız ve Samsun'dan video başlamak zorunda kaldık açıkçası. Ankara'dan buraya kadar geliş sürecini çekmiştik ama maalesef videomuz GoPro sesi almamış. Ses olmadığı için de maalesef videolarda çöp oldu. Şimdi bazen böyle o süreci anlatacağım size. Şu andaki güncel durumu da anlatacağım. Ama konuşma sırasında da arkadan da o sessiz görüntüleri de aktarmış olacağım sizlere. Çok güzel bir yolculuğumuz geçti Ankara'dan buraya. Sağ olsun Ankara'da dostlarımız Ömer'e, buradan Evren'e de teşekkür ediyorum misafirperverliklerinden dolayı. Çorum'da bir gece otelde kaldık. Ondan sonra sabah erken tekrar yola çıkıp Samsun'a kadar bir günde geldik arkadaşlar. Çok keyifli, güzel, eğlenceli bir yoldu. İki günde Samsun'da kaldık. Samsun'da da Samsun Palace Otel'de bizi yolculuğumuza destek olmak için bizi misafir etti arkadaşlar. Samsun'a geldik. Diğer eksiklerimizi hallettik. Motorlarımızın tekrar, bu arada şehir şehir sanayiye girmek zorunda kalıyoruz arkadaşlar. Her gittiğimiz yerde bir eksiğimizi fark edip onu tamamlayıp bu şekilde yola devam ediyoruz. Motorların bakımını, yağını, her şeyini yaptıktan sonra buradan da Ordu'ya doğru gideceğiz. Neler mi yaptık şimdi? Gelin şöyle göstereyim. Bu arada dün akşam bayağı bir yağışlıydı. Biz de şimdi yola çıkacağız Samsun'a doğru. Yağış olduğu için biz de hani yolda yağışlı yol motor süreceğimiz için yağmura karşı önlemimizi aldık. Nasıl önlemler bunlar? Gördüğünüz gibi motor taşıyıcımızın iki tarafına ve üst tarafına çanta yaptırmıştık. Bu çantalara şu şekilde yağmurluk aldık. Şöyle yine su geçirmeyen bir çantamız var. Biraz daha yakından alabilir miyiz Elif? Daha hep gösterelim. Önemli olan bunlar. Yağmur geçirmez çantamız var. Bunun içinde de elektronik cihazlar, dronlar, GoPro, elektronik eşyalar içinde duruyor. Şöyle yağmurluk çizmem var. Balıkçı çizmesi bunlar. Bir de balıkçı yağmurluğum var. Hani yolda herhangi bir ihtimale karşı hemen tak diye deyip devam edeceğiz. Sonra gördüğünüz gibi bir önceki videoda da paylaşmıştık. Güvenlik içinde bütün önlemlerimizi aldık arkadaşlar. Bunlar bayağı bir hem rüzgara, soğuğa karşı da bayağı bir sıcak tutuyor. Olur da herhangi bir kaza anında da şurada da şöyle sert malzemeler var her tarafında. Onlar da sizi koruyor. Ve kaskım da şu. Çünkü sevgili izleyenler, siz sevgili dostlar, motoru aldığımızdan beri kask ve güvenlik için elinizden geleni yaptınız. Hep sürekli uyarıda bulundunuz. Bu arada da çok teşekkür ediyorum. Aklımızdaydı. Zaten almamız gerekiyordu ama Fethiye'de istediğimiz şeyleri bulamadığımız için bunları tamamını Ankara'da temin ettik. Kaskım da şöyle çene kapatıp açmalı tam güvenli bir kask gördüğünüz gibi. Ve gerçekten Ankara'dan Çorum'a olan yolculuğumuzda, Samsun'a olan, buraya kadar olan yolculuğumuzda ne kadar önemli olduğunu anladım. Akşamları özellikle gerçekten çok iyiymiş. Olması gerekiyormuş. Yarım kask değil arkadaşlar. Kask buymuş yani. Bunu da görmüş olduk. Tabi her şeyi yaşayarak, görerek öğreniyoruz. Bazı arkadaşlar bir şey söylüyor ama pratikte de bunu uyguladıktan sonra ne demek istediklerini çok iyi anlayabiliyoruz. Şurada da depo üstünde de bir çantamız var. Bu da hazır önde böyle pratik açıp kapatmak için gün içerisinde kullanabileceğin ihtiyaç malzemelerini buraya koyuyorsun. Motor haliyle 50'lik arkadaşlar. 50'lik olduğu için küçük bir motor. Bakın eşyalar motordan da büyük. Ve benim oturma yerim şurası. Bakın zor sığıyorum buraya. Ve motora bindikten sonra motor altında yok yani. Yolda herkes bakıyor bize, el sallıyor, gülümsüyor. Ne sevimli şey mi diyorlar bunlar. Bunlar ne lan? Bunlar ne yapıyor falan gibi de diyenler vardı. Ama yüz mimiklerinden anlıyoruz ki onlara da güzel bir tepesim, gülümseme bırakıyoruz. Bu da bizi çok mutlu ediyor arkadaşlar. Motor bu. 50'lik. Evet. Bununla uzun yola çıkılır mı? Çıkılabilir. Yani mecbursanız çıkabiliyorsunuz. İsterdik Şerif arkadaşımızın gibi böyle bir tane ata sahip olalım. Bizimki şu anda eşek ama gidiyor. Şerif iki at. Durumlar, imkanlar el verirse elbet ki motorumuzu düzelteceğiz, iyileştireceğiz. Daha güvenli, daha sağlıklı, daha hızlı yol alabileceğimiz motorlara da geçmek niyetimiz var. Ama şu anda imkanımız bu. Bununla da buraya kadar, ta Fethiye'den buraya kadar geldik. Yavaş yavaş, dinlenir dinlenir geliyoruz. Ama İnsan bir şey istedikten sonra, inandıktan sonra
İnanırsan zaten oluyor ki bakın ta Fethiye'den buraya kadar geldik, inandık geldik. Buradan da Gürcistan'a kadar demek ki gidebiliriz. Gürcistan'da diğer tarafa geçebiliriz. Gidebildiği yere kadar artık gideceğiz arkadaşlar. Bir acelemiz yok, zaman kavramımız yok. Ha, karavanımızı bu arada dün ilana koyduk. 2 gün önce ilana koyduk yani sahibine koyduk. Ben önce tabii kendi sosyal medyamda paylaşmıştım durumu. Önceliğim hani bizi izleyenler ihtiyacı olan varsa onlar alsın. Orada birçok kişi yazdı ama anlaşamadık. 2 gün önce de ilana koydum. Bilginiz olsun. İlan linkini de açıklama kısmına bırakacağım. Belki hani ilginizi çekerse. Karavanım satılırsa arkadaşlar, önceliğim motorumu değiştirmek olacak. Daha güzel bir motor almak istiyorum. Ha, satılmazsa da hiç sorun değil. Bu şekilde gidebildiğimiz kadar gideceğiz. Bunun için de çok arkadaşımız yazıyor. Olmaz, o motorla yola mı çıkılır, sizi götürmez, elinizde kalır falan gibi. Evet, anlıyorum sizi. Dediğim gibi gidebildiğimiz kadar artık gideceğiz. Şimdi bisikletle dünyayı gezen insanlar var. Bisikletle bakın. Bisikletle gezenler var. Bu en azından motor bu kadar eşya alıyor, beni alıyor ve güç sarf etmeden beni götürebiliyor. Ona baktığım zaman bu bana daha güvenli geliyor. Hani bisikletle kıyaslarsak. Bu şekilde devam ediyorum. Çok mutluyuz, çok eğlenceliyiz, çok keyifli geçiyor. İlla ki çok zorlukları vardır ama biz bu zorlukları takıntı haline getirmiyoruz arkadaşlar. O zorlukla da bir de eğlenebiliyoruz. Ve çok merak edilen soru, hep otellerde neden kalıyorsunuz? Dediğim gibi ekipman eksiklerimiz vardı. Daha çadırımız yok. Ha, bu arada çadırımız yok derken dün güzel bir gelişme oldu. İzmir'den bizi takip eden bir arkadaşımız bize çadır desteğinde bulundu. Çadır geldikten sonra da çadırı da göstereceğiz size. Profesyonel 5 mevsimlik çadır. Geldiği zaman da onu da anlatacağız size arkadaşlar. Otellerde kalıyoruz. Neden? Çünkü çadırımız yok dediğim gibi yani. Çok çadırda kaldık yıllarca. Mecbur kalırsak biz çadırda kalacağız. Şimdi Gürcistan'a geçtiğimiz zaman imkanlar doğrultusunda çadırımızda da kalacağız. Yemeğimizi de yapacağız. Dağda, bayırda koşacağız, yüzeceğiz. Anladınız mı? O karın üstünde çadırda kuracağız. Ama hostellerde de kalacağız, otellerde de kalacağız. İhtiyaç doğrultusunda imkanlar varsa hep hostelde kalırız. Haftada 2 gün çadır, haftada 3 gün, 4 gün yer hostel olabilir. Bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Gelir durumuna bak gelirsek. Biliyorsunuz sanat evime bıraktım. Yolda kahve satmayı, festivallere gitmeyi bıraktım. Dedim ki nedir abi, fazla çalışmaya gerek yok. İhtiyaç doğrultusunda çalışmak en güzeli. Onun için markalarla işbirliğine de hep açıkçası kapalıydım. Şimdi artık bir gelirimiz yok. Sadece bir sosyal medyadan bir gelirim var. Ben hayatım boyunca yaşamak istediğim hayata göre iş hayatını şekillendirdim. Yani iş hayatına göre kesinlikle hayatımı şekillendirmedim. Yollarda bildiğiniz gibi kahve satıyordum. Artık kahve satmayı bıraktım. Şimdi sosyal medyadan bir şekilde hani çok iyi tatmin etmese de yani çorbamızı kaynatabiliyoruz diyebilirim. Şu anda da yaşamak istediğim hayatı, yaşamak istediğim hayat için bir yola çıktım. Bu yolculuğumu da sizlerle bu şekilde paylaşıyorum arkadaşlar. Bunu da burada hatırlatmak istedim. Başka bir şey var mı bilmiyorum ama şimdi buradan Ordu'ya gideceğiz. Bundan sonraki süreçte yol videosu Ertan'da olacak. Çok güzel videolar çekmiştik buraya kadar. Çok eğlenceliydi. Hatta Çorum'da Merzifon'da acilde hastanede doğmuştu. Hastane önüne gittik. Onun anısına orada takıldık. Çay içtik. Çok eğlendik. Çok güzeldi. Yolda çok güzel maceralar yaşadık ama maalesef işte böyle şeyler de aksilikler de olabiliyor. Umarım şu anda telefonla çekiliyor. Umarım GoPro'nun ses sorunu düzeltebilirim. Yoksa artık telefonla çekmek zorunda kalacağım. Öyle. Yolda böyle ufak tefek aksilikler de oluyor. Canımız sağ olsun. Canımız sağ olsun. Her şey düzeldi. Evet arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. Fazla uzatmak istemiyorum, belki çok uzatmışımdır ama unuttuğumuz bir şey var mı Şerif? Şu an için yok. Şu an için yok değil mi? Aktarman gereken her şeyi aktardım diyebilirim. O zaman sağlıcakla kalın. Yolculuğumuza sizler de destek olmak istiyorsanız abone olun, bildirimleri açın, mesaj, beğeni yapın arkadaşlar. Bunlar bizim için yeterli. Daha ne güzel günler yaşayacağız. Şu Türkiye'den bir çıkalım. Ha bir de şu var. Buraları direkt geçiyoruz. Çünkü Karadeniz, ben yıllar önce arkadaşlar her yerinde karış karış kaldım. Çadır kurdum hatta her yerinde. Şimdi hani
sürekli hep aynı yerleri görmek böyle heyecan, çok fazla heyecan vermiyor sana. Türkiye sınırından dışarı çıktık mı hem o heyecanı ben yaşayacağım, yaşadığım heyecanı da birebir size de aktarmış olacağım. Daha keyifli bir yolculuk olacak ve siz de daha keyifli videolarımızı izlemiş olacaksınız. Sağlıcakla kalın efendim. Haftaya çarşamba akşam 8'de görüşmek üzere.